Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz yer kabuğunun üst toprak horizonu ekolojik özellik sunan bir yapı. Yani canlı bir zon. Bu zonun yüzeyden jeofizik ölçüm metodolojisiyle işte ifade etmiş olduğumuz ekolojik zonu yansıtan bir ölçüm metodolojisi var mı? Bu tarz sorularla bazen karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani şimdi öncelikli olarak şunu da belirtmemiz gerekecek ki yani akustik rezonans profilleme metodu konusunda büyük bilgi eksiklikleri var. Bunu da yeri gelmişken bir belirteyim. Yani şimdi bu metot sadece işte su araştırmacılarında falan kullanılıyormuş gibi bir bakış açısı var pek çok kişide. Halbuki böyle bir nokta değil arkadaşlar. Akustik rezonans profilleme metodu toprak horizonunun bu canlı üst horizonun ekolojik yapısını aydınlatmakla son derece önerilen avantajları çok fazla olan bir ölçüm metodolojisidir. Bu metodoloji sadece ürettiği sonuçlarla işte jeoloji, jeofizik gibi mühendislik alanlarının ihtiyaçlarına değil, işte ekolojiyle ilgili diğer meslek disiplinleri ve paydaşlar için de çok kritik önemde bilgileri sağlamaktadır. Yani bu yönüyle bu ölçüm metodolojisinin yani pek çok jeoservis firması açısından oldukça önemli iş potansiyeli de sunan bir noktada yer aldığını yeri gelmişken belirteyim. Yani bu konu çok fazla ülkemizde yani gündemi meşgul etmeyen bir noktada yer almakta. Fakat kullanım alanları itibariyle yani yer bilim firmaları açısından, jeoservis firmaları açısından joker pozisyonda ifade edebileceğimiz son derece kritik görevlerde kullanılabilen oldukça başarılı. Yani işte sahada yapılan ölçüm yani hız, pratiklik gibi konular anlamında kastediyorum. Bu tip noktalarda verilerin değerlendirilmesi anlamında sağlanan pratiklik anlamında ele aldığımızda son derece önerdiğimiz, son derece joker pozisyonda yer alan bir jeofizik ölçüm metodudur. Bunu söyleyebilmemiz mümkün.